Meclis Koridoru'ndan iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşamki konuğum Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, emekli müftü, değerli dostumuz Sayın İhsan Özkes. Hoş geldiniz Hoş bulduk. hocam. İzniniz olursa ben size hocam diye hitap etmek Tabii. istiyorum. Değerli izleyiciler, hocamla biz geçtiğimiz aylarda bir program daha yapmıştık ve gerçekten çok dikkat çekmişti program. Açıklamaları günlerce medyada yer aldı ve o açıklamalarıyla özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bir takım açıklamalar yapmak zorunda kaldı devamında. İzleyicilerimizden çok talep geldi. İhsan Hoca'yı neden bir daha çıkartmıyorsunuz diye. Biz de İhsan Hocamıza her zaman kapımız açık dedik ve bugün bir kez daha Sağ olun. beraberiz. Hocam, sıcağı sıcağına hemen Uludere olayla başlayalım. İstihbarat nereden geldi? Aylarca soruldu. Cevap gelmedi. Milli kaynaklar dendi. Ta ki Amerika'dan bir gazete yazana kadar Amerika verdi diye açıklandı. Hükümet bunu yalanladı. Ama Pentagon bu sefer doğruladı. En son bugün İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin bir açıklama yaptı ve dedi ki bu bombalama emrini Hava Kuvvetleri'ne komutanlar verdi dedi. Şimdi bir defa sivil otorite bu emri vermek zorundadır. Bu bir sınır ötesi operasyon. Irak sınırlarına geçiyorsunuz, orada bombardıman yapıyorsunuz, hava bombardımanı. Askerin böyle bir şeye verme hakkı yok. Ha, hükümet bu yetkiyi devrettik diyorsa o zaman eyvallah, ama yine sorumluluk hükümettedir. Bu konudaki sizin düşüncelerinizi almak istiyorum ben. Buyurun hocam. Şimdi demişler ki deveye boynun niye eğri? Deve de demiş ki nerem doğru ki boynum doğru olsun demiş. Şimdi hükümetin her şeyin eğri. Gerçekten. Hükümet AK Parti diyor ama neresine el atsanız kara çıkıyor. Ve öyle bir durum var ki şimdi bu olay 28 Aralık 2011'de vuku buluyor. Evet. Biz şimdi Mayıs'ın 23'ündeyiz. Aradan geçmiş tam 5 ay neredeyse. Evet. 6. aya girmek üzereyiz. Ve hala biz bu emri nereden aldı? Bu emri, bombalama emrini veren kim? İstihbaratı kim verdi ve bombalama emrini veren kim bir bölümünün birinci bölümünü anca hallettik. Yani istihbarat bölümü ortaya çıktı. Evet. Yani istihbarat bölümü ortaya çıktı ki istihbaratı Amerika vermiş. Fakat bunu kamufle etmeye çalıştı hükümet. Evet. Ve sizin de dediğiniz gibi başaramadı. Neticede Eline yüzüne bulaştırmadı. nedir o? Mızrak çuvala sığmadı ve Amerika'nın bu istihbaratı verdiği ortaya çıktı. Fakat işin garip tarafı Sayın Başbakan bu defa Obama'nın zor durumda kaldığını söyledi. Hani derler ya güler misin ağlar mısın? Yani kendisinin zor durumda kaldığını söyleyecek beyefendinin efendiliğine yakışmıyor o zor durumda kalma herhalde kendine göre ki. Taraf gazetesinin manşetini hatırlıyor musunuz o gün? Tabii, Ne tabii. demişti, hatırlıyor musunuz Taraf gazetesi? Aslanım zor durumda kalan sensin. Zor durumda olan sensin aslanım dedi. Yani Ama tarafın böyle bir manşet atması da çok tabii şimdi cesaret tabii ister taraf yani. biliyorsunuz önceden bazı bilgileri elde eden efendim bir gazete durumunda ve başbakana böyle çaka satıyorsa başbakana böyle bir omuz vuruyorsa taraf demek ki elindeki bilgiler daha güçlü ki başbakan onlara çıkaramıyor. Tabii. Yani burada tabii başbakan güçlü taraf değil. Taraf güçlü. Başbakan zorda kalmış. Taraf ona böyle çalım satıyor diyor ki aslanım zorda kalan sensin Obama değil diyor. Hocam, bir şey soracağım. O manşeti Hürriyet atsaydı ne olurdu? Hürriyet atar mıydı onu bilemiyorum ama Varsayalım o ki bir kaza sonucu attılar. atsaydı herhalde maliyeciler falan herhalde şu anda orada şey yapıyordu. Yani Denetim. denetim yapıyordu ve gereğini yapacaklardı muhtemelen. Şimdi burada çok vahim durumlar var. Önce siz diyorsunuz ki bu bizim milli kaynaklarımızdan diyorsunuz bu istihbarat. Ondan sonra milli kaynaklardan olmadığı anlaşılıyor. Yani Amerikan istihbaratı milli kaynak mı olarak addediliyor ki, sayılıyor ki siz bir ara işte resmi makamlar bunun milli kaynaklar olduğunu söyledi bir ara. Sonra neticede bunun böyle olduğu çıktı. Evet. Şimdi
gelelim sizin de vurguladığınız üzere bombalama emrini verme. İşte biliyorsunuz bu sınır ötesi bir harekat. Sınır ötesi harekatı da Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak karar verebiliyor. Tabii. Ve bu yetki veriyor. Tabii yani bu yetkiyi verebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yetkiyi hükümete vermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine vermiştir. Evet. Şimdi nasıl oluyor da askere sürekli tabiri caizse askeri sürekli bir çizgiye getirme, bir sıraya getirme, bir hizaya sokma. Evet, tam kelimenin şeyi. Erdoğan Hoca söylüyordu. Hizaya sokacağız diyordu. Rektörlerle onları. Hizaya sokmayı adeta bir görev atfetmiş bir iktidar. Şimdi burada şeyi bombalama emrini askerin verdiğini açıklıyor. Şimdi burada çok cidden tuhaf bir tablo ortaya çıkıyor. Hükümet kendi görevini, kendi sorumluluğunu şeye mi, askere mi devrediyor? Yani şu anda 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutlamasını bile Cumhurbaşkanlığına götüreceksiniz. İşte devletin resmi protokolünde askeri belli bir yere uzaklaştıracaksınız. Askeri adeta kışlasına hapsedeceksiniz. Askere tabiri caizse haddini bildireceksiniz. Ondan sonra da sıkıştığınız yerde diyeceksiniz ki ben yapmadım, bunu asker yaptı diyeceksiniz. Askere yetki verdim. Şimdi gerçekten bu böyleyse sorumluluk yine sizde. Yani askere eğer siz bu yetkiyi kullanma iznini vermişseniz bir defa yetki devrinde yanlış yapmışsınız. Çünkü evet. Orada söz konusu olan 34 tane can var. İsterse bir tane can bile olsa, isterse önemsiz bir harekat da olsa, neticede sınır ötesi bir harekat söz konusudur. Evet. Yani sınır ötesi harekatı hükümet kendisi kullanmayıp askere verme gibi bir lüksü yoktur. Böyle bir lüks içerisinde bulunamaz. Böyle bir sorumluluktan kaçma olamaz. Hele hele burada 34 tane canın hebası, kanın akıtılması söz konusuysa, kendi vatandaşını vurmak, tabiri caizse katletmek. Bu bir katliamdır. Evet. Ve bu yafta, yani bu 34 tane canın vebali Sayın Başbakan'ın boynuna takılı. Sayın Başbakan bu 34 tane canın vebali boynunda asıl olarak gezmektedir. Halletmedim o işi. Şimdi tazminat verdik diyor. Ve o daha çirkin bir olay. Yani diyor ki ya tazminatsa tazminat diyor. Yani Allah aşkına diyor. Tazminatsa tazminat diyor. Hatta biraz daha ileri gidiyor. Devletin diyor tanıdığı haktan, sınırdan daha fazlasını verdik. Daha ne yapacağız diyor. Tazminatsa tazminat diyor. Yani burada vatandaşa bir bedel biçiyor. Yani o bedeli vermekle sorunun hallolması gibi bir tutuma giriyor Sayın Başbakan. Hallolmuyor mu hocam? Siz emekli bir müftüsünüz, din adamısınız falan alıyor mu? Şimdi kesinlikle hallolmaz. Çünkü burada biliyorsunuz hep vurguladığımız bir durum vardır. Kul hakkına Allah karışmaz. Neticede burada canları alınan, katledilen insanlar var. Tabii. Bu katledilen insanların hakları nasıl hallolacak ki? İşte onun için diyorum ya, onların veballeri Sayın Başbakan'ın boynunda asılı geziyor. Yani Sayın Başbakan belki görmüyor ama o veballer onun boynunda asılıdır. Bundan asla kurtulamaz. Yani orada işte tazminatsa tazminat, daha ne isteniyor havası vermek. Yani bu işin kapanmasını adeta daha ne üstleniyorsunuz? Daha ne bunu şey yapıyorsunuz? Yaptık bir hata, verdik parasını, hallettik işte. Daha ne istiyorsunuz yani kardeşim? Bu olmaz. Yani tutacaksın sen, dersimle alakalı özür dileyeceksin. Ama kendi sorumluluğun altında olan bu katliamından özür dilemeyeceksin. Yani çıkacak Sayın Başbakan, Hikmetler'in dibine çöktüğü gibi yere çökecek
ve halktan özür dileyecek. Evet. Onların dizinin dibine çökmesi gerekiyor. Evet. O 35 tabii, yurttaşın. Şimdi 34 tane yurttaşın analarının dizine çökecek. Bu şerefli bir çöküş olur. Evet. Bu biraz daha onurlu çöküş olur Hikmet Yar'ın dizinin dibine çökmekten. Onların dizine, anaların dizinin dibine çökecek. O ana diyor ya analar ağlamasın diye. O ağlattığı anaların, o gözyaşlarını akıttığı anaların, hatta anaları ağlattığı gibi babaları da ağlatmıştır başbakan. Babaları da ağlatmıştır. O anaların, o babaların dizlerinin dibine çökecek. Diyecek ki ben sizin evlatlarınızı katlettirdim. Özür diliyorum. Beni affedin. Ben bir hata işledim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bana vermiş olduğu yetkiyi iyi kullanamadım. Doğru kullanamadım diyecek ve Sayın Başbakan bundan özür dileyecek. Gerçekten bunu yapmadığı sürece bu acı dinmez. Aksi halde siz her insana 3-5 kuruş vererek susturma yoluna girme gibi bir yönteme başvuruyorsunuz. Bu çok çirkindir. Evet. Hocam bir şey soracağım. Evet. Bir insanın bedeli ne kadardır? Yani bir adamın, bir kadının, bir vatandaşın canı kaç TL? Kaç Türk lirasıdır? İşte devletin tanıdığı hak biliyorsunuz işte 30-40 bin TL civarında. Öyle bir şey bedel biçilebilir mi? Öyle bir şey olabilir yani, mi? Yani bunu bir hükümet, bir devlet nasıl yapar böyle bir şey ya? Ben paranı verdim i̇şte, kardeşim daha ne istiyorsun? Diyor ki biz yok daha fazla şey verdik ya. İşte 100 bin TL'nin üstünde para yani. Verdik. Siz buna şükredin. Efendim siz bunu unutun. Yani ve biliyorsunuz orada bir çadır tiyatrosu kurdular. Evet. Bunlar oraya gidemediler. İşte neticede orada o Uludere'nin dışında bir çadır kuruldu. Orada bir vatandaş telefonu aldı. Efendim güya Sayın Başbakan onlara başsağlığı diledi ve bunu kapattılar. Yani bir de Sayın Başbakan şöyle bir başbakan. Yani gerçekten başbakanı anlamak çok zor. Yani bu başbakanın başbakanlığı ülkemiz için talihsizliktir. Bak, samimi söylüyorum. Böyle bir başbakanın Türkiye'de başbakan olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisine verdiği yetkiyi diyor ki ben o izni askere verdim diyor. Ki bu askere her gün neredeyse haddini bildirmeye çalışıyor. Ama sıkıştığı zaman askerin üstüne. Şimdi eğer asker bombalama emrini vermediyse asker. Şimdi çıkıp da diyebilecek mi asker? Ben vermedim. Başbakan bu açıklamayı, Sayın Başbakan'ın İçişleri Bakanı bu açıklamayı yaptıktan sonra askeriye eğer bu doğru değilse. Doğru değilse söylemek zorunda. Doğru. Niye söylemek herhalde hocam? Söylemesi lazım. Ama söylemesi gerekiyor. Yani bu yok. Yani söyleyecek bir defa yürek lazım. Söyleyecek bir defa yürek lazım. Ben Türk askerinde o yüreğin olduğunu düşünüyorum hocam. Ben de düşünüyorum. Eğer gerçekten böyle değilse Türk Silahlı Kuvvetleri çıkıp hayır bu görev, bu emir yetkisi, bu sorumluluk bizde değil. Bunun sorumluluğu hükümettedir, iktidardadır, başbakandadır. Ve bu sorumluluğu onlarındır. Bizde sorumluluk yoktur. Onların emriyle biz hareket ediyoruz. Onlar bize bu emri verdi. Biz de o emri yerine getirdik demelidir böyleyse. Yoksa silahlı kuvvetlerin, İçişleri Bakanı'nın böyle bir açıklamasından sonra eğer böyle değilse iş, suskunluk içerisine girmesi çok ciddi bir şey olur. Tutarsızlık olur ve bu bir gün, bugün belki değil ama bir gün ortaya çıkar. Eğer gerçek böyle değilse, İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi değilse bir gün gerçek ortaya çıkar ve bunun altında sadece hükümet değil, o hepimizin saygı duyduğu kurum da kalır. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ben böyle bir açıklamayı eğer doğru değilse yapmasını bekliyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi yüreklerinin olduğuna ben inanıyorum. İnanmak istiyoruz ve inanıyoruz. Hocam. Şimdi diyeceğim şu, Sayın Başbakan gerçekten de şimdi diyor ki mesela
bundan birkaç yıl önce diyordu ki Sivas'ın ötesine gidemezsiniz. Şimdi ya Sivas'ın ötesine gidemezsiniz diyen kim? Başbakan. Peki başbakan eğer Sivas'ın ötesine gidilemiyorsa bundan sorumlu olması gereken kim? Başbakan. Başbakan. Şimdi bir başbakan çıkar da sürekli Sivas'ın ötesine gidilemeyeceğini söylerse bu kimin ayıbıdır? Benim değil. Başbakanın ayıbıdır, hükümetin ayıbıdır. Şimdi Sivas'ın ötesine gidiliyor. Şimdi başbakan geçenlerde bir şey daha yaptı. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ilçe başkanı. Evet, Diyarbakır'da. Kaçıralı. Lice ya da Kulp hangisi tam olarak? Diyarbakır'da bir ilçe. Kulp ilçe başkanı. Evet, Kulp ilçe Veysel başkanı. Çelik kaçırıldı. Evet. Bu medyada yerini aldı. Evet. Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Başbakan niye dedi hep AKP'nin insanları kaçırılıyor. AKP'ye karşı bazı şeyler yapılıyor da onun dışındaki partilere yapılması manidardır dedi. Fesübhanallah. Bir başbakan teröristler bizim partililere saldırı yapıyor, bizim partilileri kaçırıyor da niye diğer partileri kaçırmıyor? Bu manidardı diye söylemesi manidar değil midir? Biraz da başka partilerin ilçe başkanlarını kaçırın demek istiyor yani. Evet, evet. Onu engellemesi gerekiyor efendim. Şimdi o terör faaliyetini engellemesi inanır gerekiyor. İnanır mısınız? Ağlamaması gerekiyor. Aklı başında, bak altını çiziyorum. Aklı başında bir kişinin söylemesi düşünülemez ya. Efendim artık ilkokullarda çocuklar bile söylemiyorlar bunları. Yani Sayın Başbakan nasıl çıkar da hangi anlayışla, hangi ruhu, haleti ruhiyeyle, hangi düşünceyle, hangi zihniyetle çıkar der ki ya benim partimin adamları kaçırılıyor. Başka partilerin adamları niye kaçırılmıyor? Niye bunlara bir iş yapıyor? Bu manidardır. Nasıl der ya? İslam'da bir şey var mıdır bunun? Şimdi efendim bu gerçekten de dediğiniz gibi başka partililerin de kaçırılması için adeta bir davetiye, adeta bir yani böyle bir öneri ve üstelik ne oldu biliyor musunuz? Bir gün sonra bu Sayın Başbakan'ın açıklamasından sonra bizim bir ilçe başkanımızın efendim aracına bomba konuldu. Bakayım nerede? Hatay'ın Kara Ağaç Beldesi, evet, Belediye Başkanlığı'nın aracına bomba konuldu. Şimdi bana göre, bakınız bana göre ben Cumhuriyet Savcılarına buradan suç duyurusu yapıyorum aracılığınızda. Evet. Bana göre Sayın Başbakan'ın bu sözünün bizim CHP ilçe başkanının aracına bomba konulup konulmadığında etkisi olup olmadığını araştırılması lazım. O zaman şöyle bir şey daha var hocam. Bunu da hatırlatayım ben size. Sayın Başbakan grup toplantısında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı hatırlarsanız. Çok ağır sözler söyledi. O sözleri söyledikten bir saat sonra Muğla'da meydandaki İsmet İnönü heykeli parçalandı. Eşin Mevhibe İnönü'nün heykeline. Şimdi yani bir başbakan bağlantı kurar mısınız? Tabii. Yani bir başbakan bu gibi davranışlarda bulunmaz. Başbakan uzlaştırıcı, efendim, insanların huzur içerisinde, barış içerisinde yaşamasını sürekli tavsiye eden, sürekli hal ve hareketleriyle, söylemleriyle bu, evet, ortamı sağlamaya ya çaba harcayan, çaba gösteren bir konumda olması gerekir. Baktığınız zaman Sayın Başbakan gerçekten de ciddi şekilde tahrik edici davranıyor. Bu doğru değildir efendim. Evet. Hocam şimdi bir başka meseleye, konuya geçelim. Bu Haşimi olayı. Evet. Onunla ilgili önce şunu sormak istiyorum. Camiler ülkeden ülkeye değişir mi? Başbakan'a göre değişiyor. Yani merak ediyorum. Yani Türkiye'deki cami ile Irak'taki cami arasında fark var mıdır? Hiç yoktur. Yani yeryüzündeki tüm camiler Allah'ın evleridir. İşte Kabe-i Muazzama'nın şubeleridir diye inanırız. Evet. İşte ibadethaneler, Allah'a ulaşılan mekanlar. Peki cami bombalatan günah işlemiş olur mu?
Ne demek ya? Camiyi bombalatan günah işlemez mi? Günahın büyüğünü işlemiş olur. Peki, bırak da cami bombalatanı. Türkiye'de savunmak bize mi düştü Allah aşkına? Yap. Yani bu nasıl bir mantıktır şimdi, hocam? Ali Bey, gerçekten çok gariplikler yaşıyoruz. Şimdi biliyorsunuz bir balyoz davası var. Evet. Nedir bu balyoz davası? Dünya geçmişte oturmuşlar, işte camiyi bombalatmayı düşünmüşler. Ve bu bombalatma olayını da gerçekleştirmemişler. Vazgeçmişler. Tabii iddia bu. İddia bu. İddia bu, yani. İddia bu. Aradan da yıllar geçmiş. Efendim, tutmuşuz bu insanları, işte içeri atmışız, yargılıyoruz. Cami bombalatacaklardı diye. Cami bombalatmayı düşünmüşlerdi diye. Evet. Yani böyle bir plan yapmışlardı diye. Evet. Geçmişte 5-10 yıl önce böyle bir düşünce oldu diye bunlar yargılanıyor. Şimdi tamam. Şimdi bir de cami bombalatma emrini veren, caminin bombalanma emrini veren, camiyi bombalatan kişi var. İddia bu. Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi biliyorsunuz, evet hocam, kırmızı bültenle aranıyor. Yani evet. Kırmızı bültenle aranıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde, görüldüğü yerde tutuklanma kararı var. Evet hocam. En önemli suçlarından birisi de Irak'ta Burasa denilen bir cami. Burasa, evet, denilen bir cami bombalatılıyor. Ve o bombalatma olayında da onlarca, işte rakamlar 60-70'e kadar çıkıyor, insan ölmüş o camide. Bu bombalatma hadisesinde. İşte neticede Haşimi'nin yanında çalışan insanlar soruşturulduğunda diyorlar ki, biz bombaladık ancak bombalatma emrini bize Tarık Haşimi verdi diyorlar. Evet. Şimdi aynen sizin sorduğunuz soruyu soracağız. Diyeceğiz ki, yani Irak'taki camiler Allah'ın camileri değil mi? Şimdi biliyorsunuz Sayın Başbakan, Irak'ta camileri bombalayan Amerikan askerlerinin, şimdi biliyorsunuz Irak işgal edildiğinde Amerikan askerleri ne yaptılar? Oradaki insanları öldürdüler, kadınlara tecavüz ettiler. Efendim, milyonlarca çocuk babasız kaldı. İşte kadınlara tecavüz edildi ve bu arada bombalamalar esnasında da onlarca cami de tahrip edildi. Evet. Şimdi Sayın Başbakan bir gazeteye verdiği demeçte, işte Amerikan askerlerinin ülkelerine, evlerine sağ salim gitmeleri için dua ettiğine dair bir haber çıktı. Şimdi Irak'taki camileri bombalayan Amerikan askerlerine Sayın Başbakan'ın dua ettiği haberleriyle karşılaşıyoruz. Ayrıca işte Irak'taki Burasa Camisi'ni bombalatma emrini veren Tarık Haşimi'ye kol kanat geldiğini görüyoruz. Yani bir de öyle bir kol kanat gelme ki, işte gazetelerin yazdığına göre 17 tane emniyet görevlisi koruyor onları. Bu 17 tane polisin, emniyet görevlisinin maaşları sizin, benim, işte 75 milyon halkımızın vergileriyle ödeniyor. Evet. Adam müthiş bir malikanede yaşıyor. Ve Sayın Başbakan'ın güvencesi altında duruyor. Şimdi Sayın Başbakan biliyorsunuz 60 yıl öncesine gidiyor, 70 yıl öncesine gidiyor. Camileri dile getiriyor. Camilerin işte başına şu geldi, camilere şunu yapıldı, bu yapıldı diye söylüyor. Peki Sayın Başbakan, camiyi bombalatanı niye sen koruyup kolluyorsun? Ona niçin sahip çıkıyorsun? Yani bu zorunluluk nereden? Niçin bunu yapıyorsun? Dediğiniz gibi Irak'taki camiler cami değil mi? Camiler üzerinden siyaset yapacaksın. Camiler üzerinden asıp keseceksin. Esip savuracaksın. Ahkam keseceksin. Camilerin üzerine toz kondurmayacaksın. Adeta camilerin sözcüsü, temsilcisi gibi kendini konuşlandıracaksın. Ondan sonra da tutacaksın, cami bombalayan insana sahip çıkacaksın. Başbakan'a düşen şudur. Gerçekten de Tarık Haşimi'nin Irak'taki bu Burasa Camisi'ni bombalatma emrini verip vermediğini tetkik etmesi lazım, araştırması lazım. Irak'la işbirliğine girmesi lazım ve gerçekten iddia doğruysa gerekeni de yapması lazım. Evet. Şimdi bir defa kırmızı bültenle
aranan bir şahsı hangi gerekçeyle siz ülkede sahip çıkıyorsunuz? Efendim Öcalan kırmızı bültenle aranıyordu. İtalya'ya sahip çıktı diye biz İtalya'ya neler yapmadık? Tabii. Rusya'ya neler yapmadık? Biliyorsunuz Irak da bize nota kendine verdi. Neler yapmadık? Tabii. Suriye'yle savaşın eşiğine geldik o dönem, hatırlayın. Irak da bize nota verdi biliyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi yani onlar yapınca oluyor, biz yapınca tuhaf bir durum var. Yalnız burada bir şey daha söz konusu gibi bana geliyor. Biliyorsunuz AKP teröre destek veren kişilerin mal varlığına el koyma hakkında bir kanun tasarısı hazırlıyordu. Ve bu bugünlerde gelecekti. Kanunlaşacaktı. Evet. Bunun kanunlaşması birdenbire durdu. Bu tasarı, yani teröre destek verenlerin mal varlığına el konulması konusu buzdolabına kaldı. Evet. Şimdi Haşimi'nin acaba mal varlığıyla bu kanun tasarısının durdurulması arasında bir bağlantı var mı diye merak ediyorum. Ama o kanun tasarısı Türk vatandaşları için geçerli değil mi hocam? Yani Türkiye'de yaşayan herkes için mi? Uyruğu hayır, fark etmeden? Hayır, bu uluslararası bir anlaşmanın Türkiye boyutu bu kanun. O zaman tabii Dilek Haşimi'nin malları yani, nerede konulacak? Bu uluslararası bir anlaşmanın, yani çağdaş uygar ülkelerin kendi aralarında uluslararası bir anlaşmanın Türkiye boyutundaki kanunu. Anladım. Dolayısıyla ayrıca o konuda söz konusu. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de cami üzerinden siyaset yapıp camiler üzerinden siyasi rant sağlayan bir iktidarın başı ya da iktidar Irak'taki camileri bombalatma emrini verdiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Tarık Haşmi'ye kol kanat geliyor. Evet. Hocam şimdi tam yeri geldi aslında. Bir şiiriniz var. Çok da keyifli. Geçen bir basın toplantısında okudunuz. Bir o şiiri bir okusanız Allah aşkına. İzleyicilerimiz bir dinlesinler. Şimdi o şiir biraz ses getirdi. Biliyorsunuz bazı gazetelerde de yayınlandı. Şöyle. Eskiden şefaat ya Resulallah diyorlardı. Şimdi inşaat ya Resulallah diyorlar. Eskiden Allah'tan hidayet diliyorlardı. Şimdi Allah'tan ihale istiyorlar. Eskiden iman ya Rabbi, iman ya Rabbi diyorlardı. Şimdi imar ya Rabbi, imar ya Rabbi diyorlar. Eskiden ya Rab, ya Rab diye dua ediyorlardı. Şimdi ya Rant, ya Rant diye dua ediyorlar. Eskiden Allah'a dost olmaya çalışıyorlardı. Şimdi Obama'ya yakın olmaya çalışıyorlar. Eskiden Allah'a iyi bir abd, yani ABD, abd kul demektir. Evet. Eskiden Allah'a iyi bir abd, kul olmaya çalışıyorlardı. Şimdi abd'den ABD'yi anlıyorlar. Evet. Eskiden Kabe-i Muazzama'ya yöneliyorlardı. Şimdi Beyaz Saray'a teveccüh ediyorlar. Şimdi gerçekten de hani Türkiye'de şunu konuşuyoruz. Siyasal İslam denilen işte İslami söylemlerle siyaset yapıldığından beri günümüze kadar hani Türkiye'deki din anlayışı. Yani eskiden insanlarda bir samimiyet vardı. Bir sadelik vardı, bir saflık vardı, bir arlık, bir duruluk vardı. Bir hüsnü niyet vardı. Şimdi her şey maddeye endekslendi. Evet. Kapitalizmle İslam adeta eş değer, adeta örtüşür hale geldi. Halbuki İslam'la kapitalizm taban tabana zıttır. Kapitalizm biliyorsunuz acımasızdır. Müthiş bir haksız rekabet vardır. Ezilen ve ezenler vardır. İnsanca ve hakça bir düzen yoktur. Şimdi aynı sistem İslam perdesiyle geliyor. Halbuki bu yanlıştır. Evet. Gönül dünyası bunu istemiyor. Bir tarağın dişleri gibi eşit olmayı bildiğimiz bir inanca sahibiz. Ama bugün bakıyorsunuz
Ben şimdi bugün gelirken sizin bu televizyon programına sağlı sollu bakanlıkları gördüm. Müthiş, büyük, devasa. Yani şimdi eskiden insanlar bir bakanlığa rahatlıkla girebilirdi. Şimdi bir Anadolu halkı Türkiye'nin herhangi bir yerinden çıkıp gelecek Ankara'da bakanlığa gidecek. Allah aşkına kaç tanesi bakanlığın yolunu bulabilir? Bulsa da içeri giremez. Eskiden yürüyerek gidebiliyordu, içeri girebiliyordu. Şimdi müthiş bir olay. Halktan bir uzaklık, halktan bir kopukluk. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakanlıklar semti. Eskiden bakanlıklar neredeydi? Kızılay'ın üstü. Kızılay'daydı. Şimdi nerede? Eskişehir yolu. Halktan kopuk. Kilometrelerce uzak. Özel aracı olmayanların zor gideceği i̇şte ve kimse gelmesin herkesin diyorlar. Gidemeyeceği bir yer. Kim vatandaş gelmesin şimdi, istiyorlar. Bakanlar Anadolu'ya gittiği zaman, halkın içerisine girdiği zaman bir bakıyorsunuz koruma duvarından insanlar ona yaklaşamıyor. Yani maddesel, fiziksel, gösteriş ve görünüş şekli çok ağır. Evet. Bu toplumla bağdaşmıyor. Toplumun isteği bu değil. Toplumun sorunları bu değil yani. Hocam bir şey soracağım. Atatürk rozeti ile camiye girmek, Atatürk rozeti ile namaz kılmak günah mıdır? Şimdi maalesef biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ki siz de o nedenle soruyorsunuz. Tabii tabii ben bu şimdi, yani bir imam söyledi bunu. Bir sizin bir meslektaşınız söyledi bunu, eski meslektaşınız. Şimdi Ordu'da biliyorsunuz bir köyün imamı bir emekli öğretmene işte diyor ki rozetle, Atatürk rozetiyle camide ibadet yapan, camiye girip çıkan, orada namaz kılan bir vatandaşa diyor ki bu şekilde girme. Evet. Ve işin garip tarafı diyor ki böyle girersen namazın olmaz. Hatta bir adım daha giriyor. Senin yanında bulunanların da namazı kabul olmaz diyor. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. O hoca efendi, o hoca efendi bilse ki eğer o cami ise, evet, ve kendisi de o camide bir imamsa ve o camide namaz kıldırabiliyorsa ve o camide ezan okuyabiliyorsa önce Allah'a sonra Atatürk'e borçludur. Bak, tekrar ediyorum. Eğer o imam kendini bilseydi, haddini bilseydi, geçmişini bilseydi, o imam imamlığının kıymetini bilseydi, o imamlığını da, imamlık yaptığı camiyi de, o camideki yapılan ibadetleri de önce Allah'a, sonra Atatürk'e, ulu önder Atatürk'e borçlu olduğunu bilmesi gerekirdi. Evet. Şimdi eskiden Atatürk rozetiyle çok rahatlıkla insanlar camilere girip çıkabiliyordu. Hatta camilerin bazı bölümlerinde, imam odalarında, işte idare odalarında, dernek odalarında Atatürk'ün resimleri vardı bir dönem. Şu anda yok mu? Şu anda ben göremiyorum. Ben o kadar camilere girip çıkıyorum, bir tane Atatürk resmine rastlayamıyorum. Eskiden, vallahi cemevlerinde var hocam. Tabii cemevlerinde var. Ben size söyleyeyim yani biliyorum cemevlerinde var. Cemevlerinde var. Şimdi cemevine gittiniz mi hiç? Tabii çok giderim ben. Yani İstanbul'da mesela Karacaahmet Sultan dergahında sürekli görüşürüm. Muharrem dedeyle muhabbet ederiz. Bazı lokmalara katılırım. Hatta geçenlerde Hazreti Ali'nin doğum yıl dönümü münasebetiyle bir panel yapıldı. Orada konuşmacı olarak katıldım. Hı hı. Şeyde Şahkulu dergahında sohbete katıldım. Hatta bir saatliğine çağırdılar. 3 saat konuştuklar. Katılırım. Çünkü ben sosyal demokrat bir partinin milletvekiliyim. Parti meclisi. Olmasanız bile zannedersem. Herhalde ben zaten. Yani siyasi düşüncenizle ilgisi yok. Zaten bunun. Üsküdar müftüsüyken bile ben Muharrem dedeyle sürekli görüşürdüm. Çünkü Üsküdar'da o zaman sadece bir cemevi vardı. Yani diyeceğim şu. Atatürk resmi, Atatürk fotoğrafıyla
kesinlikle camilere insanlar rahatlıkla gidebiliyordu. Hiçbir sorun yaşanmıyordu. Ancak bu olayın yaşanması sıradan bir olay değildir. Biliyorsunuz 19 Mayıs bayramının evet, kutlanmasının yasaklandığı günlerde bu işleniyor. Atatürk anıtına şenen konulmasının yasaklandığı bir ortamda bu oluyor. Yani çünkü biliyorsunuz baş başa bağlı, baş padişaha bağlı. Hani derler ya, at sahibine göre kişner diye. Evet. Şimdi Türkiye'deki bu Atatürk ilke ve inkılaplarının, Cumhuriyet'in kazanımlarının kaybedilmeye doğru yüz tutulduğu, böyle bir politikanın uygulanmaya başladığı bir ortamda bu oluyor. Aksi halde bir köy imamı buna kendiliğinden yapamaz, cesaret edemez. Ben bu konuyla ilgili bir soru önergesi verdim Sayın Başbakan'a. İşte bu konuda hangi işlemin yapıldığını sordum. Çünkü aldığım haberlere göre aldığım duyumlar ne derece doğru bilmiyorum, örtbas edilmeye çalışıldığına dair duyumlar alıyorum. Evet. Bu konuyla ilgili soru önergesi verdim. Konunun takipçisiyim. Hocam, kaç soru önergesi deyince aklıma geldi. Kaç tane soru önergesi verdiniz bugüne kadar ve kaçına cevap geldi? Yani hükümet sizin sorularınıza yanıt veriyor mu? Hükümet bizim sorularımıza yanıt ya vermiyor ya da böyle kıyıdan köşeden veriyor. Mesela evet, size bir örnek vereyim. Sayın Müjdat Gezen eğer doğruysa bir konuşma yapıyor. Bu konuşmasından dolayı AKP'nin 15 kadar milletvekili, eğer yanlış söylemiyorsam, dava açıyor. Evet. 15 tane AKP milletvekili davayı kaybediyor. Bunun üzerine Sayın Başbakan aynı konuda dava açıyor ve Sayın Başbakan davayı kazanıyor. Bu konuyla alakalı bildiğim kadarıyla Sayın Gezen'in bir açıklaması oldu medyaya. Ben de bunun üzerine bir soru önergesi verdim Sayın Başbakan'a. Dedim ki, bu konuyu anlattım, bu doğru mudur? Eğer aynı konudan 15 milletvekili, AKP milletvekili dava açıyor, kaybediyor da siz açtığınız zaman davayı kazanıyorsanız gerçekten Türkiye'deki adalet çok ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Tabii. Diye soru sordu. Bana gelen cevap nedir biliyor musunuz? Bu kişisel bir konudur. Kişisel konularda cevap verilemeyeceğine dair uzun uzadıya bir hikaye dolu bir cevap geldi. Şimdi soruyorum Allah aşkına, böyle bir konu kişisel midir? Yani Türkiye'deki adaleti ortaya koyması açısından, uygulanmasının ortaya koyması açısından çok ciddi bir delildir elde. Evet. Yani başbakan açacak, yani ben biliyorsunuz başbakan bana da bir dava açtı. Bu hangi sözünüzden dolayı açtı? Söylemeyin şimdi. Dindarlık konusunu ima edin yani. Tamam, söylemeyin, bir dava daha açmasın size. Dindar nesil yetiştirme konusunda bir, evet, yani biliyorsunuz kin üzerine kinimizin, evet, davası, evet, olun dedi ya. Evet. Bunun üzerine ben bir basın açıklaması yapmıştım. Evet. Oradaki kullandığım cümlelerden dolayı Sayın Başbakan bana 10.000 TL tazminat davası açtı. Artı faiz. Şimdi işin garibine bakın. Bir saniye hocam, bir dakika. Şimdi Sayın Başbakan sizden 10.000 TL tazminat istiyor. Bir de ayrıca 10.000 TL'nin faizini istiyor. Faiz günah değil mi hocam? İşte zaten sorun da orada ya Ali Bey. Şimdi bakın, Başbakan İmam Hatip mezunu bir kişi. Ben İmam Hatip mezunu değilim ama biliyorum faizin haram olduğunu. Ben ilahiyat mezunuyum. Ben emekli bir müftüyüm. Tartıştığımız konu, davalık konu, dindarlık. Ama Sayın Başbakan benden faiz istiyor. Canım Türkiye. Şimdi bu tür, yani işte gerçekten şu olay bile Türkiye'nin geldiği noktayı anlatıyor. Yani dinin ne kadar yapmacık, istismar edildiğini ortaya koyması açısından önemli. Yani tamam, canı sağ olsun Sayın Başbakan kazanırsa efendim 10.000 TL'yi ya da işte hakim ne uygun takdir görürse ederse, çünkü başbakanın açtığı bir davada
onu beraat ettirecek efendim başbakanı haklı bulmayacak bir hakim herhalde vardır yani, bilemiyorum. Eğer öyle olursa baş göz üstüne. Hadi diyelim ki hükmetti. Tamam. Tamam. Verdiniz 5000 lira mesela. Verelim. Canım sen, ama Sayın Başbakan benden niye faiz istiyorsun Allah aşkına? Sen İmam Hatip mezunusun, sen imamsın, ben müftü. İkimizin arasına faiz niye giriyor Sayın Başbakan? Konu da dindarlık tartışması. Yani dindarlığa faiz yakışıyor mu Sayın Başbakan? Ben sizin aracılığınızla Sayın Başbakan'a buradan gerçekten faiz ile dindarlık bağdaşıyor mu Sayın Başbakan? Niye benden faiz istiyorsun? Değil mi? Peki bu hani vardı ya, bu İslami holdingler faiz demiyorlardı hocam. Ne diyorlardı ona? İşletme hakkı da değildi. Bilmem ne kazanç diyorlardı. Öyle bir şey olmasın bu sakın. Tabii o da ayrı bir konu. Biliyorsunuz. Yanılmıyorsun değil mi? Faiz yani. Net. Sayın Başbakan isteğim yani. Evet. Sayın Başbakan benden faiz istiyor. Geldi. Bu yaştan sonra faiz ödeyeceksiniz ya hocam. Vallahi. Yani. Ve dindarlık tartışmasında ben dindarım diyen Sayın Başbakan istiyor benden faizi. Hocam süremizin sonuna geldik de şu Suriye meselesine kısaca girmek istiyorum. Buyurun. Geçen bir arkadaşım dedi ki ya bu Suriye meselesindeki tek olay dedi Esad'ın Alevi olması dedi. Başka hiçbir gerekçesi yoktur bu işin dedi. Doğru mudur bu? Yani siz hani bir din adamısınız. Buna yorabilir miyiz bu işi? Şimdi Sayın Başbakan biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diye televizyonlarda da kendi ağzından anladığım kadarıyla birkaç yerde bunu ifade ediyor. Evet. Şimdi ben Suriye konusunda Sayın Başbakan'a soru önergeleri verdim. Basın açıklamaları yaptım. Evet. Ve sordum, dedim ki Sayın Başbakan Allah aşkına İsrail'in dost olduğuna dost, düşman olduğuna düşman olmak zorunda mısınız? Şimdi biliyorsunuz İsrail'in bu bölgede en büyük düşmanı kimdi? İran'dır, İran'dır, Suriye'dir ve Libya'dır. Libya'yı halletti Sayın Başbakan. 400 milyon dolar oraya götürdü, verdi. Biliyorsunuz NATO Libya'ya girecek denilince dedi ki Libya'da NATO'nun ne işi var? Müslüman kanı mı akıtılacak dedi. Sonradan çark etti Sayın Başbakan ve 400 milyon dolar da göndererek el pençe divan durduğu tabiri caizse Gaddafi'nin linç edilmesine neden oldu. Yani emperyalizme karşı, işte İsrail'e karşı devlet gitti, iktidar evet. Gitti. Şimdi sıra Suriye'de. Suriye'den sonra sıra İran'da. Biliyorsun Malatya, Kürece, İran'dan İsrail'e gelebilecek, gelme ihtimali olan İsrail'i korumak için füzeleri durdurmak için füze kalkanı dikti. Şimdi bir diğer konu da şu. Hocam hemen toparlayın. Şimdi, size bir soru var çünkü ilginç bir izleyiciden. Şimdi Suriye'de yani çok soru var da biri çok ilginç. Biliyorsunuz önce dedi ki Bas dedi Şii'dir, Alevi'dir dedi. Şimdi bir defa Bas Arapça bir kelimedir. Diriliş demektir. Ve Bas sadece Suriye'de değil, Saddam Hüseyin de Bağızçıydı. Bak. Saddam Hüseyin de Bağızçıydı. Saddam Hüseyin Sünni'ydi. Evet. Ve Bağızçıydı. Evet. Şimdi Bağız Şii'dir dedi. Oradan tutmadı. Çünkü Mısır'da da Bağız vardı. Tabii. Yani Arap ülkelerindeki o Birinci Dünya Harbi'nden sonraki dirilişi şimdi öncüleri Bağız adı altında bir fikir akımıydı. Evet. Oradan tutmayınca şimdi tamamen bu işi Şiiliğe, Aleviliğe getirmeye çalıştı. Hocam bunu bir başka programda uzun uzun konuşalım. Süremiz bitti. Çok güzel bir soru var size. Tamam, yani size hatta eleştirel bir soru size. Buyurun. Diyor ki Allah aşkına hocaya sorun diyor. Atatürk üzerinden dini anlatmasın hocam diyor. Taha Ay isimli bir izleyicimiz. Orada bir resim olduğu için resimle namaz kılınmaz dendi. Hoca desin ki hayır, resimle namaz olur. O zaman eyvallah diyor. Atatürk'e bir hakaret varmış gibi konu uzatılmasın, ayıptır diyor. Şimdi bunu herhalde güya kendisini
bu soran kişi arkadaşımız dinde sanki Atatürk rozetiyle kılınmaz gibi bir inanca inanca sahip ki o arkadaş. Resim üzerinde resim olduğu zaman kılınmaz demek istiyor. Hayır efendim. Şimdi yani nüfus cüzdanı var mesela cebimizde. Üzerinde fotoğrafımız var. Cebinde paralar var. Bir izleyicimiz onu söylemiş zaten. Cebinde paralar var. Paralarla namaz kılıyor insan. Efendim cebinde sizin de buyurduğunuz gibi kendi resimler olabilir, başkasının resimler olabilir, çocuğun babasının olabilir. Şimdi şurada bulunan bir rozetin yani karşıdan 5 metre 10 metre uzaktan baktığı zaman görülmeyecek kadar küçük bir rozetin yani adı üstünde rozet yani küçük bir resimle hatta biliyorsunuz cenaze namazlarında ölen kişilerin resimleri genelde İstanbul'da işte çeşitli şehirlerde efendim resimler konur. Yani hatta bazen şu da vardır ona ihtiyaç da var. Çünkü bir camiden atıyorum işte 5 tane kişinin cenazesi kalkıyor. Karışıklık olmasın. Hangisi kim hangi evet, cenazeye geldi birbirleriyle işte kaynaşmalar açısından filan da bir ihtiyaç da doğuyor ve resimler takılıyor. Ve o resimler biraz daha büyükçe oluyor. Şimdi resimlerle yani yakaya takılan fotoğraflarla ya da yakaya takılan rozetlerle namaz kılınmaz diye eğer bu kişi biliyorsa yanlış biliyor. Yani ben 26,5 yıl üzerinden emekli olmuş bir emekli bir müftüyüm. Yani rozetle, yani resim takılı, fotoğraf takılı rozetle kılınan namazlarda hiçbir sorun yoktur. Evet. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı zaten bu konuda öyle bir gerekçe olsaydı o imamla ilgili soruşturma açmazdı. Açmaz, doğru hocam. Hocam çok fazla soru var ama tabii vaktimiz bitti. Evet. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için tekrar. Bitti, vallahi bitti. Sizinle sohbet çok keyifli oluyor. Sağ ol. Bir bakıyoruz bitmiş gitmiş yani. Ben izleyicilere saygılar sunuyorum. Sevgiler çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli izleyiciler, Meclis Koridoru'nun sonuna geldik. Hemen ben Manisa Saruhan'a ve Sivas TV Reasons'ın köyüne selamlarımı iletiyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konuk, başka konularla karşınızda tekrar olacağız. İyi akşamlar, saygılar. İyi akşamlar.